1,5 kilometre rahat yol koşmuşumdur. Gördüğünüz şu taraftan efsane ya. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı, like atmayı, bir emoji dahi atsanız bile beni çok mutlu edersiniz. Yorum yapın sadece dostlar, çok zor bir şey değil. Bunu lütfen esirgemeyin ben. Dostlar, bugün sizlere video çekme kararı verdim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır videoda çekmiyorum. Çok video var elimde ama hani atmaya zaman yok bu okul yüzünden, sınavlar yüzünden. O yüzden bu deniz kenarındayken aklıma bir şeyler geldi. Hem döküleceğim, konuşacağım. Ama bugün konumuz genellikle mal insanlar. Şimdi hani tabii ki herkes mükemmel olamaz ama şimdi anlatacağım, vereceğim örnekteki insanları duyunca zaten ne kadar mal olduklarını anlayacaksınız. Bakın. O zaman şöyle insanlar doldu dostlarım. Hayatlarında hiçbir şey yapmamışlar, tamam mı insanlar? Mesela örnek vereyim. Ben yaklaşık 6 seneden beri fitness, işte vücut, spor, hep böyle şeylerle az çok uğraşan bir insanım. Bir olayımı anlatayım size. Bir gün okula gittim. Gerçi bu olay ilk defa, bir defa olmadı. Çok defa oldu yani. 3-5 defa olmuştu. Belki daha fazla. Neyse, gittim bir gün okula bu karantinadan sonra. Şimdi bazı arkadaşlarım var böyle, sürekli vücut muhabbeti yapar böyle benimle. Sadece dalga geçmek, aklı sıra gömmeye çalışan insanlar falan. Gömmeye çalışırlar tabii. Bir gün gittim okula, sabahın köründe kalkmışım saat 5'te. Tamam mı? Zaten yarım yola hafif arabada midem bulanmış. Sabahın 5'inde kalkıp kahvaltı yaparsan ne olur tabii ki. Yani beni daha yürü görmez, yaklaşık 6 aydan da beni görmüyor bu arada. Geldi bana yaptığı muhabbetler ne biliyor musunuz dostlarım? İşte kanka senin vücudun olmuş ya, kanka vücut şöyle olmuş, yok vücut böyle olmuş. Lan oğlum manyak mısın sen? Manyak mısın oğlum? Gelmiş adam benim vücudu eleştiriyor ya. Kendisi hayatında eline tek dumbbell almış değil. Hayatında bir kere fitness salonuna girmiş adam değil. Fitness ne diye sorsan açıklayamaz. Böyle insanlar. Vücut var 120 kilo. Bel çevresi 90 santim. Yani eleştiren insan bu, anladınız mı? Ya bu fitness'ta değil, bu yaptığın her işte böyle olur arkadaşlar. O yüzden böyle insanları dinlemeyeceksiniz. Mesela aynı şey YouTube'da da oldu. Bazı insanlar duydu, tamam mı, benim YouTube yapacağımı, YouTube'da video çekeceğimi. Geldiler bana akıl vermeye çalışıyorlar. İşte YouTube'u şöyle yap. Ha dostlar, sakın yanlış anlaşılmasın, tabii ki fikir özgürlüğü var. Yani herkesin fikri, herkes fikrini söyleyebilir, bu normal bir şey değil mi? Yani herkesin fikrini açığız. Çünkü akıl akılların üstündür demişler. Ama konu şu. Ya tabii ki fikrini söyleyebilirsin, şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin de. Normal bir şey bunlardan, sıkıntı yok. Ama bana yaptığı şey eleştirmek, gereksiz eleştirmek. Diyor ki işte videoları şurası olmamış, burası olmamış. İnsanları küçümsediğin falan yok, bilmeyebilirsin, normal. Ama akıl verme. Bilmediğin bir konu hakkında akıl verme. Anladın mı? Yani gelmiş, hayatında bu insanların, bana akıl veren insanların YouTube'a sürekli köpekler kesiyor dostlar, neyse. Bu bana akıl veren insanların yaptığı tek şey, tamam mı, tek şey YouTube'a girip sadece salak saçma videolar izlemek. Gelip bu insanın sana akıl vermesi çok komik değil mi sizce de? O yüzden dostlar, böyle bir video çekmek istedim. 3-5 dakikalık bir şey. Umarım beğenmişsinizdir. Aklıma şu an daha bir şey gelmiyor. Öyle ayaküstü bir güzel video olsun. Hep içerik çıktı bize de. Bu konu hakkında daha sonra da değineceğim. İleriki motivasyon videolarımızda veya ne bileyim ileriki daha güzel enteresan videolarımızda, şekil videolarımızda bu konu hakkında daha fazla konuşacağım. Daha detaylı konuşacağım. Çünkü şu an ne hiç hazırlık yaptım değil mi? Renk kamerayı açtım. Aklıma geldiği gibi konuştum yani. Çünkü bu konu beni uzun zamandır rahatsız eden bir konuydu. Ve şu an dostlar çok kötü bir yağmura yakalanacağım. Şöyle bir ortam var dostlar. Yürüyüşsüz muhteşem bir ortam. Yaklaşık yarım saatten beri şöyle. Kafamızı dinliyoruz dostlarım. Gördüğünüz gibi hayatın zorluklarından, sınav yoğunluğundan, ne bileyim bana zarar veren her şeyden diyeyim. Küçük de olsa kafa dağıtmak için böyle bir yere geldim. Güzel bir ortam. Deniz sesi. Şu gördüğünüz, bu normalde plaj. Burası yazları çok işlek olur. Şurası can kurtaran şeyi, kulübesi. Şu tarafta ip olur genelde. Şu tarafta genelde ip olur. Bu gördüğünüz plajda motivasyon reis az şekil yapmadı. Vücuduyla, güzel şekil vücuduyla kızlara az şekil yapmadı. Yani çok vücut göstermiştim buralardan. Hatta şurada bir keresinde, tam şu gördüğünüz noktada bir kere ninja kalkış yapmıştım. Şurada biliyorsunuz ki efsane ortu ile çok güzel vloglar çekmiştik. Tabii onu yüklemedim daha henüz. Gördüğünüz şu taraftan efsane yağmur veya bir şeyler geliyor. Bundan çok eminim. Çünkü Karadeniz'de olduğumuz için az çok biliyoruz havanın durumunu. Şu an gitmezsem efsane bir yağmura yakalanacağımı düşünüyorum. O yüzden gitsem çok iyi olur şu anda. Evde görüşmek üzere. Ve aynı zamanda lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Ve yorum yapmayı, like atmayı, bir emoji dahi atsanız bile beni çok mutlu edersiniz. Yorum yapın sadece dostlar. Çok zor bir şey değil. Bunu lütfen esirgemeyin benden. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu an fark ettim. Salıncakta sallanırken donmuşum, haberim yok. Elimi hissetmiyorum şu anda. Tabii Karadeniz'in rüzgarını oradan direkt yersen inşallah hasta da gel buraya. Geçmiş olsun. Çok fena bir şekilde yağmura yakalamaya başladım. Ve eve daha yarım saatlik yol var. Dolmuş hatta da geçmiyor. Dolmuşa binmenin mümkünatı hiç yok. Islana falan gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Işık kamerayı ilk kapattığımdan beri şu an yaklaşık 2 kilometre veya 1,5 kilometre rahat yol koşmuşumdur. Dedim ki hem zaten yağmura yakalanacağım. En iyisi koşayım dedim. Zaten bir haftadır da spor ertelediğim için hem bir çeşit kardiyo olsun diye hem de yağmura yakalanmamak için koştum. Maske zaten terledi gördüğünüz gibi. Böyle bir şeyler yaptık. Ama bundan sonra düşünüyorum arada oraya gidip yaklaşık 1,5-2 kilometre kardiyo niyetinde koşacağım bazen. Spora ertelediğim zamanlar mesela.